kaynaklarda %50'nin üzerinde kesinti yapılıyor dediniz. Şimdi insan aklı duruyor. Yani ya belediye bizim belediye, millet bizim millet, vatandaş bizim vatandaşımız. Niye bunda kesinti yapılır? Maalesef biliyorsunuz bunu bir kararnameyle de daha önce %40'tı bunu %50'ye çıkardılar. Ama kendi belediyelerine gelince maalesef bu kesintileri uygulamıyorlar ama bizim belediyelerimize gelince bunu uyguluyorlar. Bu %50 gelen ödeneklerden, İller Bankası aracılığıyla hazineden alınan, aktarılan paylardan kaynaklanıyor. Bunun dışında da maalesef farklı farklı borçları da farklı farklı işlevler için alınmış olan kredileri de hiç bir şeye uymadan kesiyorlar. Amaçları belli. Belediyelerimizi itibarsızlaştırmak, belediyelerimizi çalıştırmamak, belediyelerimizin yani bu 2 yıllık süreç içerisinde ortaya koydukları performansları gördükleri için acaba biz nasıl olur da CHP'li belediyeleri halkın gözünde küçük düşürürüz, onları hizmet vermemiz hale getiririz. Bunun çabası içerisindeler. Ama ne yaparlarsa yapsınlar, sizler de görüyorsunuz Fatih Bey, başaramıyorlar, başaramayacaklar. Gerçekten Gaziantep'te çok dolu bir 3 gün geçirdik, çok yoğun bir 3 gün geçirdik. Ben bu Çalıştay belediye başkanlarımıza bildirdiğimde, tabii dediler ki bazı ziyaretlerimde, ya başkanım bizi Çalıştay'a davet ediyorsunuz, biz geliyoruz ama zannediyorlar ki biz oraya hani dinlenmeye şuna buna gidiyoruz. Halbuki siz bizi yani ilçemizde, beldemizde, ilimizde olduğundan daha fazla çalıştırıyorsunuz orada diye. Ama gerçekten arkadaşlarımız çok önemli bir performans gösterdi. Çok ciddi bir çalışmanın içerisinde oldu. Peki belediye eğer gelirinin %50'sini kaybediyorsa, yani kesiliyorsa, bugün Mansur Yavaş da çok başarılı, Ekrem İmamoğlu da çok başarılı. Hatta bugün Ekrem İmamoğlu'nun bir açıklaması var. %60'ın üzerinde oy alacağız ilk seçimlerde yaptığımız, evet, anketlere göre oyumuz arttı diyor. Şimdi nasıl başarıyorlar bunu peki? Fatih Bey şöyle, biz orada aynı zamanda uzmanlar aracılığıyla belediyelerimizin bütçe performanslarını, bütçe analizlerini de yaptık. Ve orada zaten kendilerine de gönderdik bu analiz sonuçlarını. Toplu olarak da orada belediye başkanlarımıza aktardık. Nelere dikkat etmesi gerektiği, ne yapması gerektiği, şu ana kadar ne yaptıkları konusunda. Ve yapılan analizde şu gözüküyor. Belediyelerimiz öz kaynaklarını artırmış. Yani öz gelirlerini artırmış. Merkezi hükümetten aldığı kaynakları her geçen gün azaltmış, kendi kaynaklarını ortaya koymuş. Yani bir kere belediyelerimiz gerçekten kaynak üretiyor, verimli çalışıyor ve en önemlisi de israfı engellediler, israfı önlediler. Geçmişte 10 liraya yapılan işleri artık 1 liraya yaptırıyorlar. Kendi bünyesinde yapılacak işleri artık ihale etmiyorlar, bir şekilde hizmet satın almıyorlar. Birçok belediyemiz şu anda geçmişte örneğin çöp toplama işini ihale ederken şimdi kendileri araç alarak kendi bünyelerinde sorunu çözmeye başladılar. Verimsiz alanları bir şekilde dışarıda bıraktılar. Artık feasible projelere yöneldiler. Vatandaşın önceliklerini ortaya koyarak, en önemli çözüm gereken konularını öncelikleyerek çözüme gittiler. Yoksa hayali projeler, altı boş projeler, uçuk kaçık projelerle uğraşmadılar. Ve kaynaklarını kullanırken bir kuyucu terasi hassasiyetinde kullandılar. Haliyle de bir bütçe disiplini içerisinde hareket edince de kaynak da oluşuyor. Her türlü imkan da oluşuyor. Bundan 2-3 ay önce bir belediye başkanıma gittiğimde yani bana dedi ki, yani onu da söyleyeyim, Adana İmamoğlu belediye başkanımız dedi ki, başkanım benim hiçbir şeye ihtiyacım yok. Paramı da kestiler, her türlü imkansızları koydular ama ben dedi şimdi parada buluyorum, imkanı da buluyorum. Yani sorunları da çözüyorum, yapılmayan bugüne kadarki işleri de yapıyorum. Hiç dedi meseleyi, biz bundan şikayet etmeyeceğiz dedi. Gerçekten bütün belediye başkanlarımıza sorsam buna yakın yanıtlar verir, buna yakın ifadeler kullanır.
Zaten Sayın Genel Başkanımızın da talimatları bütün belediye başkanlarımıza. Yani mazeret yok, şikayet yok, mücadele edeceğiz, kaynakları en iyi şekilde kullanacağız, yeni kaynaklar üreteceğiz, çözüm üreteceğiz ve vatandaşımıza hizmet edeceğiz. Belediye başkanlarımız da 2 yılı aşkın süredir görev yaptığı süre içerisinde gerçekten bunu başardılar. Bir bütçe disiplini içerisinde israfı engelleyerek, yeni kaynaklar üreterek, kaynakları verimli kullanarak, yerinde kullanarak şu anda tıkır tıkır çalışıyorlar. Teker teker de sorunları çözüyorlar. Aklıma 1989 geldi. Süpüreceğiz ve limon gibi sıkacağız iki sloganı vardı Cumhuriyet'te. O zaman Sosyal Demokrat Halkçı Parti'ydi, SHP'ydi. Ve belediyelerde aldıkları büyük bir kazançla, yani hakikaten birinci sırada İstanbul aldılar, İzmir aldılar, Ankara'yı aldılar. Daha sonra tabii kendi aralarında bölündükleri için Melih Gökçe'ye kaptırdılar. O ayrı hikaye. İstanbul'da aynısı oldu zaten. Evet, ama o dönemde yerel yönetim modeliyle uyguladıkları hizmetler SHP'yi ortak da olsa iktidara taşıdı. Yani önemli ölçüde bir ivme kazandırdı. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin de böyle bir modeli var mı? Yani belediyelerden kurulacak bir yerel yönetim modeliyle Türkiye'yi yönetme iddiasına sıçrama yapabilecek bir bilinç, bir birikim oluşturma gibi bir hedefi var mı? Tabii ki Fatih Bey, biz şu anda bu yaptığımız 3'er aylık dönemde yaptığımız toplantılarda bunların yanıtlarını da arıyoruz. Ortak akılda buluşmak için ortak çözümler de üretiyoruz. Sonuçta bizim bugüne kadar 2019 seçimlerinden bu yana kadar 400 yüze çalıştaylar gerçekleştirdik. 2 de çevrim içi toplantılar yaptık. Bu toplantıların çoğunda bunları ortaya koyduk. Bir kere bizim amacımız çözüm üretmek. Demin de aslında söylemeye çalıştım. Yani halkın ihtiyacı olmayan, kaynakları ütopik, uçuk kaçık projelere değil, önce vatandaşın birinci sorunu neyse onu çözeceğiz. Yani halkçı belediyecilik anlayışını ortaya koyacağız. Ve şu anda pandemi sürecinde bakın, olağanüstü bir gayret gösterdik. Bunu ülkeyi yönetenler de hakkımızı teslim ediyor, inkar etmiyorlar. Yani bu anketler yapıldığında, kamuoyu yoklamaları yapıldığında bu ortaya çıkıyor. O zor günlerde bizim belediyelerimiz bütün vatandaşlarımızın yanında oldu. Çözüm üretti. Maskesinden dezenfektanına kadar her türlü konuda yardımcı oldu. Hem aynı hem nakdi yardımlar yaptı. Ve bizim önceliğimiz halk, vatandaş, sokaktaki ihtiyaç sahibi insanımız, yurttaşımız. Tabii bunun üzerine sadece sosyal katkıları sağlamak, sosyal belediyecilik anlayışını uygulamak değil. Siz şimdi bakın, Ankara, İstanbul yıllardır sele teslim oluyor. Değil mi? Yıllardır ne demişti Melih Gökçek? Ben altyapıya para harcayacak kadar enayi değilim demişti, değil mi? Evet. Şimdi Mansur Bey şu anda bütün o kritik noktaları tek tek çözüyor şu anda. İstanbul, büyükşehirimiz aynı şekilde yere damla düşse her yerde sel olurdu. Şimdi tek tek çözüyor. Ha bitti mi? Şimdi diyebiliriz ki ya geçen gün Ankara Mamak'ta oldu örneğin. Evet oldu, ama buralara da şimdi çözüm üretiliyor. Yani biz popülist davranıp sadece işte çiçek dikip, çim ekip veya böyle mega projeler deyip böyle Anka Park gibi çöplükler yaratmıyoruz. Veya vatandaşın birincil ihtiyacı olmayan merkezler, devasa kütleler yapıp içini boş bırakmıyoruz. Önce vatandaşın geleceğini düşünerek altyapıyı yapmamız gerekiyorsa, bedeli de varsa o bedeli öderiz. Altyapıyı önce yapacağız. Trafik sorununu çözeceğiz. Bakın İstanbul Büyükşehirimiz şu anda yani 10 yılda yapılmayan raylı sistemle ilgili, metro ile ilgili çalışmaları var. Devam ediyor süratle. Geçmişte atıl bırakılmış, yapılmamış, başlanmış, başlanmamış, yarı bırakılmış bütün projeler şu anda tamamlanıyor. Ve inanıyorum ki görev süresinin sonucunda İstanbul'da trafikte ciddi bir rahatlama olacak ve toplu ulaşımda ciddi bir mesafe kat etmiş olacağız. Yani bir şey söyleyebilir miyim? Siz Anka Park falan dediniz de geçen sokağa çıkma yasağı var. Akıllıca bir iş yaptı Mansur Yavaş. Ankara için söylüyorum. Bütün kapalı olan caddelere asfalt döktü.
Şimdi bayağı böyle Ankara'nın çıkışından Eskişehir yolunu düşünün, geriye doğru da gelin. Ta Genelkurmay Kavşağı'na oraya kadar bütün yollar asfalt döküldü. Hatta Eskişehir yolundaki üst geçitlerdeki asfalt yenilendi. Bir şantiye gibi kurmuş, bir gittim arabayı çektim. Dedim ki bir sorayım, merak ettim çünkü. Dedim ki ya dedim siz buraya asfalt döküyorsunuz ama mesela Melih Gökçek zamanında o çok Eskişehir yoluna yapmazdı çünkü seçmen ona oy vermiyor diye. Gider Sincan'a yapardı, Etemezkurt'a yapardı, oraya elini sürmezdi. Dedim siz bunu yapıyorsunuz. Ama dedim yani şurada eskiden yapılırken şöyle bir şey vardı dedim. Melih Gökçek sizin için asfalt döküyor. Büyükşehir çalışıyor. Parlak ışıklar, renkler. Mühendis çocuk, adını vermeyeyim. Geldi bana dedi ki Fatih Bey dedi, ekrandan da tanıyorum sizi dedi. Biz dedi 1 kilometre asfalt bedeli üzerinde tam 21 kilometre asfalt döşüyoruz dedi. Melih Gökçek'in dedi ihaleyle verdiği 1 kilometrelik asfalt parasına biz bu Ankara'ya 21 kilometre asfalt döşüyoruz dedi. Aklım durdu Sayın Başkan. Yani sonuçta Fatih Bey bizim belediyecilik anlayışımız israftan kaçınan, şeffaf, her şeyi şeffaf ve üretken belediyeleri ortaya koymak. Demin söylediğim gibi halkçı belediyecilik anlayışıyla vatandaşımızın yanında olmak ve sosyal belediyecilik ilkelerini uygulamak. Zaten Sayın Genel Başkanımız göreve başladıklarında belediye başkanlarımıza 7 ilkede bunları topladı ve bütün belediye başkanlarına da şu talimatı verdi. Bunu her gün gözünüzün görebileceği yere asacaksınız ve bunu her gün bakacaksınız diye. Ben de belediye ziyaretleri yaptığımda bakıyorum asmış mı asmamış mı birçok belediye başkanıma.